Merhaba Doktor Özge Aydın. Bugün size dudaklarla ilgili çok özel ve yeni sırlardan bahsedeceğim. Aslında dudaklarla ilgili sırlardan bahsedeceğim. Çok özel kompartmanları var dudakların. Bu kompartmanlar önde ve arkada olmak üzere aslında 24 adet özel kompartmandan bahsediyoruz. Bu yeni bir çalışma. Aslında biz yıllardır dudak dolgusu yapan hekimler, tecrübeli hekimler bu kompartmanları biraz hissediyorduk. Yani kompartman derken ne demek istiyoruz? Odacıkları var dudakların, çok özel. Eğer bu odacıkların kapasitesini birazcık açtık diyelim ya da bir anda çok fazla dolgu yaptık diyelim. Hem dudaklar deforme oluyor, hem o kapasiteyi açtığımız için dudak dolgusu bıyığa kaçıyor. Bıyık şişiyor. Bıyık şiştiği için dudağı aşağı doğru itiyor ve hiç hoş olmayan görüntüler oluyor. İşte hani bu ördek dudak ya da bıyığa dolgu kaçma ya da dolgu migrasyonu gibi bir takım istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız diyelim ki bunları düzeltmek için erittik. Fakat bu kompartmanları ya da bu odacıkları aslında bozmuş oluyoruz. Onun için dudağın kapasitesi ölçüsünde çok zarif, küçük küçük adımlarla dudak dolgusu yapmak çok çok önemli. Her hastam geldiğinde şuraya oturduğunda ilk sorduğu şey, hocam aman ördek dudak olmak istemiyorum, doğal olsun istiyorum, kesinlikle belli olsun istemiyorum. Tabii ki aslında estetik dokunuş dediğimiz şey zaten çok da böyle göze çarpmaması ya da çok belli olmaması ya da yüzün oranlarına göre bir oranda dolgu seçilmiş. Gerçekten son zamanlarda daha çok dudak dolgusu yapmaktan ziyade bu hani dudakların ağırlaşmış olduğu vakalar geliyor bana. Ya da işte öne doğru uzamış vakalar. Konuşurken dudakların fırladığı vakalar geliyor. Evet, bunları nasıl düzeltiyoruz? Tabii ki önce eritiyoruz. Erittikten sonra biraz bekliyoruz dudak kendine gelsin diye. Doku kendini iyileştiriyor. Bunu bekliyoruz. Daha sonra tekrar uygulamayı yapıyoruz. Dudakların bu özel kapasitesini aşarak dolgu yapıldığında ne mi oluyor? Size göstermek istiyorum bunu. Ben bunu hastalarıma anlatıyorum. Bazen fark edemeyebiliyorlar. Bazıları çok iyi fark ediyor. Bu tamamen değişebiliyor. İşte şurada size 3 tane balon göstereceğim. Bu balon hiç şişirilmemiş bir balon. Yani kapasitesi zorlanmamış. Keskin hatlara sahip. Hiç bozulmamış formu bir balon. Bu balon şişirilmiş ama çabuk indirilmiş bir balon. Bu balon ise şöyle hepsini yan yana koyayım. Bakın büyümüş. Kapasitesi zorlanmış, uzun süre kapasitesi zorlanmış bir şişirilme sonrasında büyümüş, bollaşmış ve sarkmış bir balon. İşte dudaklar da aynı. Bizim migrasyon olarak adlandırdığımız, yani dolgunun yürümesi olarak adlandırdığımız, sizin de bıyığa kaçtı dolgum diye bize başvurduğunuz durumlarda ne yapmak gerekiyor? Eritmek gerekiyor. Başka yolu yok. Bazen hastam diyor ki hocam bekleyelim erisin. Hani 3 yıl, 5 yıl bekleyelim. Erimiyor arkadaşlar. Kesinlikle erimiyor. O nedenle oradaki dolguyu eritmeden yeni bir dolgu yapılması istenen sonucu vermiyor maalesef. Dudak dolgusunda morluk olur mu? Olur. Nadiren olabiliyor. Bu yaklaşık bir hafta, 10 gün içerisinde geçiyor. Özellikle ileri yaşlarda dudak çok inceldiği için damarlar yüzeye yakın olduğunda morluk biraz daha fazla görünüyor. Ama gençlerde biraz daha az görülüyor. Bazen yapısal olarak dudağın damarlanma varyasyonu farklı olduğunda da yine morluk olabiliyor. Böyle durumlarda yine de hekiminize danışmanızı ve sormanızı öneririm.
Çok ince dudaklara sahibim, ne yapmalıyım diye sorarsanız eğer. İşte burada çok hassas davranmak gerekiyor. İlk dolgunuzu belki 3-4 kere de yapmak gerekecek. İkinci dolgunuzu en az 3 ay sonra, belki 1 yıl sonra yapabiliriz. Fakat hiçbir zaman o kapasiteyi zorlamayacağız. Çünkü aksi takdirde dudağı büyüteceğiz diye, o ince dudağı büyüteceğiz diye bıyığa kaçabilir ya da içeriye kaçabilir. Çok hassas, küçük küçük, adım adım gideceğiz. Evet, 3 dolgudan sonra istediğiniz hacme ulaşmanız ve çok güzel olması mümkün. Dudak dolgusu uygulamasından sonra sosyal hayata devam edebilir miyiz? Aslında çoğunlukla devam edilebiliyor. Hiçbir şey yokmuş gibi çıkan olabiliyor bu da. Ama nadiren de olsa küçük morarmalar olabilir. Sonrasında makyaj yapılmasını 6-8 saat istemiyoruz. Eğer morlukları kapatmak istiyorsanız bu saatlerden sonra rujla, kapatıcı rujlarla morlukları kapatabilirsiniz. Çünkü genellikle mor dudak içinde olur. Dudak dışına taşmaz. Ödem olabilir, özellikle ertesi sabah kalktığınızda olabilir ama o da gün içinde tamamen kaybolur. En çok sorulan sorulardan biri, dudak dolgusu ne zaman erir? Aslına bakarsanız tam olarak erimiyor. Hekim oraya imzasını atıyor. Onu değiştirmeniz mümkün değil. Üçüncü dolgudan sonra genellikle kalıcı oluyor. Ama bakın genellikle diyorum. Çünkü çok nadir de olsa bazı vakalarda çok çabuk erime mümkün olabiliyor. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Farklı dolgular deniyoruz. Dolgu G-prime'ları ya da işte dolgunun özellikleri çok çok önemli dudak için. Ne çok sert olacak, ne çok yumuşak olacak. Dudak dolgusu dudaklarımızda ne kadar süreyle kalır? Bu aslında kullanılan dolguyla da alakalı olabilir ama yapısal da olabiliyor. Bazı vücutlar, bazı metabolizmalar dudak dolgusunu çok uzun süre tutabildiği gibi, 3 yıl kadar mesela, bazıları da 6 ayda eritebiliyor. Bunun başka bir nedeni de dudak hareketlerinin çok olması, sigara içme, çok aşırı saunaya girme, masaj yapılması fazla miktarda gibi sebeplerle de ya da işte bir takım metabolik farklılıklar nedeniyle dudak dolgusu beklenenden daha kısa sürebilir. Fakat bunlar nadirdir. Yaklaşık 6 ay, 8 ay, 1 yıl, 1,5 yıl kalabiliyor. Bu tamamen kullanılan dolgu ve kişinin yapısıyla ilgili. Öncesinde yapılan dolgunun şeklinden hoşlanmadık ya da bıyığa kaçtı ya da alt taraflara kaçtı ya da topaklanmalar oldu. Bu durumda ne yapacağız? Eriteceğiz tabii ki dudağı. Eritmek için özel solüsyonlar kullanıyoruz. Belki bir seansta, belki iki seansta tamamen eritilebiliyor. Fakat dudağın biraz kendini toparlanmasını sağlamak için biraz bekliyoruz, ara veriyoruz. 10-15 gün civarında. Ondan sonra uyguladığımız dudak dolgusu ile istenen sonuca ulaşmak mümkün olabiliyor. Bir de şöyle sorular geliyor. İğnesiz dudak dolgusu yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım ki? Maalesef iğnesiz bir dudak dolgusu yapılamaz. Mevcut olan bu tip uygulamalar aslında dudağın mukozasını, süt mukozasını bozabilir, harap edebilir. Çok da uzun süre kalıcı olmaz. Dudak dolgusu uygulamasından sonra bazen topaklanmalar olabiliyor. Bu topaklanmalar bu dış hatta ya da içeride olabiliyor. İçeride olması zaten istemediğimiz bir durum. Ama bazen sert dolgu kullanımına bağlı olabilir ya da ilk başta ödeme bağlı olabiliyor. Bu daha sonradan geçmiyorsa eğer tabii ki bunların eritilmesi gerekebilir. Çünkü çok uzun süre kalırsa, çok belirginse kistik yapılar oluşabilir. Bu kistik yapının sonradan eritilmesi de mümkün olmayabilir.
Ama ilk başlarda, ilk 15 gün hafif böyle şişlikler, topaklanmalar olabilir. Fakat 15 gün sonra geçmesi beklenir. Eğer ödeme bağlıysa tabii. Dudak dolgusu yaptırdık. Bundan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Makyaj yapmayacağız 8 saat civarında çünkü mikrop kapabilir. Sigara içmeyeceğiz. O şekilde bozulabilir. Verdiğimiz şekil bozulabilir. Alkol içmeyeceğiz. Ödemi artırabilir. Sauna, hamam gibi sıcak uygulamalardan uzak duracağız. Sıcak içecekler içmeyeceğiz. Ve öpüşmeyeceğiz birkaç gün. Çok fazla böyle vakumlu öpücük istemiyoruz. Çünkü o verdiğimiz şeklin tam oturması birkaç günü alabiliyor. Yeşil çay, omega 3, aspirin gibi kanama zamanı uzatan bazı maddelerden bir süre birkaç gün öncesinden uzak durmak lazım ki kanama ve morluk daha az olsun. Ama tabii ki aspirin içmek zorundaysanız bunu kesmeyeceksiniz. Küçük kanamalar olabilir, bu da durdurulabilir. Hiç sorun değil. Dudak dolgusu 18 yaştan itibaren eğer çok inceyse, kendini çok iyi hissetmiyorsa yapılmaya başlanabilir. Ve bunun aslında yaşı da yoktur. Çok ileri yaşlarda bile harika sonuçlar aldığımız vakalarımız var. Ama tabii her yaşın güzelliği farklı. Her yaşın tarzı farklı. Çok doğal olması ve yüzünün oranlarına uygun olması bizim için çok önemli ve yeterli.